Mis gibi menemen koktu ha. Anne, sen menemen mi yaptın? Evet tatlım. Hem de peynirli. Tıpkı babanın sevdiği gibi. Ağzına layık. Esin Hanım, Esin Hanım. Bu jesti neye borçluyuz bakayım? Aa, sen seviyorsun diye yaptım Vedat'cığım. Ellerine sağlık valla. Afiyet olsun. Esin ya. Benim böyle kaçırdığım hani bilmem gereken falan bir şey yok değil mi? Nasıl? Niye öyle dedin ki? Ne bileyim öyle garipsin de o yüzden söyledim yani. Ay, gündüz niyetine söylüyorum. Çok güzel bir rüya gördüm ondandır. Böyle bir mutlu oldum, bir ferahladım. Rüyamda böyle kocaman bir talih kuşu döndü, döndü, döndü. Cansu'nun başına konuverdi. Ay ben bir seviniyorum, bir seviniyorum. Ay o ferahlıkla böyle bir uyanmışım. Ay ne güzel rüyaymış ya. Belli mi olur? Bakarsın gerçek olur. Belki gerçekten o talih kuşu gelir senin başına konar güzel kızım. Nasıl olacakmış o şeysi? Bilmem. Belki de kocaman bir talih kuşu kanatlarını açtı, bize doğru uçuyor. Kim bilir? Of of. Ne oldu? Niye ofladın? Yani nedir benim bu çektiğim ya Zeynep? İşte sen yok. Çalışsan paranı alamıyorsun. Hayat mı bu ya? Her seferinde aynı şey. En son çalıştığım yerden de paramı alamadım zaten. Ha bugün, ha yarın deyip durmadan oyalıyorlar. Hayır verecekleri zaten 2 kuruş para. O da pul oldu gitti. Ama yine de oradan alacağım paraya ihtiyacım var. Biliyorsun, görüyorsun halimi. E şikayet edelim. Bak benim avukat bir arkadaşım var. Ona söyleriz ihtar çeker. Belki yararı olur. Yok yok. Avukat falan o iş uzar. Yani benim hemen parayı bulmam lazım çünkü cebimde dolmuş param bile yok. Biliyorsun. Ben vereyim diyeceğim ama bizim de halimiz ortada. Yok canım. Zaten biliyorum sizin durumunuzu. Ben o çalıştığım yere gideceğim paramı istemeye. De. Ya Zeynep. Diyorum ki. Acaba sen de mi benimle beraber gelsen? Ha? 2 kişi olursak daha etkili olur. Bastırır alırız paramı. Ne olur beni kırma Zeynep. Sen de gel. Yani madem öyle diyorsun, geleyim ben de seninle. Yaşa. Bakarsın bir faydam dokunur. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Zeynep. Çok sağ ol. O zaman ben Asya'ya çıkacağımızı söyleyeyim. Sen de hazırlan, gidelim. Tamam. Zeynep telefonunu unutmuş. Alo? Alo kimsiniz? Sen kimsin be? Zeynep'i ver bana. Kimsin sen? Ne istiyorsun Zeynep'ten? Çattık ha. Sana ne? Kimsem kimim uzatma. Zeynep nerede diyorum sana. Neredeyse nerede? Sana ne Zeynep'ten? Hemşerim sen ne haksın ya? Zeynep yanımdaysa söyle ona sabrım taşıyor. Akşamdan beri kaçıncı arayışım? Hasta etmesin adamı. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Hemşerim anlamadın galiba. Zeynep diyorum Zeynep.
Bugün işe çıkacaktı. Söyle ona İhsan Bey bekliyor. Eğer bir yamuk yaparsa büyük arıza çıkar ona göre. Ne diyor bu adam? İş ya. Yarın İhsan Bey'le arkadaşları geliyor. Özellikle Yeliz de seni istediler. Ben artık işe çıkmıyorum. Çok yağlı bir kapı buldum. Çok zengin, iyi bir ailenin oldu. Onu kaçıramam. Son bir kez. İhsan Bey iyi para verecek. Yarısı sizin. Tamam ama son işim bu. Tamam tamam. Yarın gel, sonra hesaplaşırız. Dur. Fesma ya, ne diyeyim ben sana? Şimdi özellikle bu orta alan bölümlerinde bu rengin kullanılmasını istiyorum. Fabrikaya bilgi verirsiniz. Tarık Bey, misafirleriniz toplantı odasında bekliyor. Tamam, hemen gidelim. Bakıyorum. Şey, ben Tarık Bey'e bakmıştım da. Siz neden arıyorsunuz Tarık Bey'i? Ben iş başvurusu için gelmiştim de. Tarık Bey yardımcı olabilirmiş, öyle söylemişlerdi. Tarık Bey toplantıda. Ne zaman çıkacağı da belli değil. Bence siz yarın gelin. Başka bir şey daha mı var? Yok, teşekkürler. Abla yok bir şey. Dur bakayım, bir bant falan yapıştıralım. Tamam, yok. Yok bir şey, iyiyim ben. Sen kalk, ben yapayım bunu. Ha? Tamam abla. Yapıyorum ben. Arzu. Biliyorum birbirimizi çok kırdık. Ama ne olur böyle yapma. Benden uzak durma. Ben buna alışkın değilim ki. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim abla? Arzu bak, ben
Seni çok iyi tanıyorum. Son zamanlarda halin hal değil. O esinle çıkıp çıkıp bir yerlere gidiyorsun. Nereye gittiğini bana söylemiyorsun. Sonra eve ruh gibi dönüyorsun. Böyle hep bir gergin, hep bir tedirginsin. Ben senin bu halinden çok endişeleniyorum. Anlatmak istediğin bir şey varsa bana anlat. Böyle içine kapanma, ne olur. Tamam. Madem anlatmamı istiyorsun. Abla, hani ben geçen gün sana kızmıştım ya. Emre ile Zeynep'i barıştırdın diye. O gün neden bu kadar kızdım biliyor musun? Zeynep bildiğin düpedüz yalancı. Hani öyle masum numaralarıyla filan ortalıkta dolaşıyor ya, işin aslı öyle değil. Arzu yapma böyle. Bunları hep senin kafana o Esin sokuyor değil mi? O fesatlıklarıyla senin aklını bulandırıyor biliyorum. Abla bak, bu işin Esin'le filan ilgisi yok. Ben gözlerimle gördüm diyorum. Zeynep. O bir eskort. Ya Zeynep, tam bir ay boyunca çalıştım. Ay sonuna gelince de kovdular beni. Yani tek bir kuruş bile alamadan def ettiler başlarından. Haram zehir zıkkım olsun inşallah. Canım benim ya. Yazık, günah. Bunlar nasıl vicdansız insanlarmış, ben anlamadım ki. Bu vicdansızların hepsi de beni mi buluyor Zeynep ya? Sen merak etme. Paranı bırakmayacağız onlara. Önce gider güzellikle konuşur, isteriz. Sonra eğer vermezlerse, nereye şikayet ediliyorsa her yere tek tek şikayet ederiz. Tamam mı? Tamam. Sen gönlünü ferah tut. Hangi odaya girdi bu adam ya? Burada da kimse yok. Müdür yardımcısı Meltem Soyer. Ay vay vay vay. Aslan müdür yardımcısıymış. Çıkmadılar ki içeri gireyim. Of Esma, of. Her şeyi karıştıracaksın. Arzu, neler söylüyorsun sen? O söylediklerinden emin misin? Bak kızım, bunlar çok ağır şeyler. Ya bir kızın namusu ve şerefi söz konusu. Eğer doğru değilse... Bunun vebali çok ağır. Abla, keşke ben iftira atıyor olsam ama işin aslı öyle değil. Ben gözlerimle gördüm. O kızın yolu yol değil. Hatta birlikte çalıştığı kadınla bile tanıştım. Arzu, neler söylüyorsun sen? Emre'yi uyardım. O kızdan uzak dur dedim ama beni dinlemedi. Ben de ancak gözleriyle görürse inanır o kızın ne mal olduğunu dedim. O yüzden Zeynep'in çalıştığı kadınla işbirliği yaptım. Abla, Emre başka türlü gerçekleri göremeyecekti. Ne yapayım? Ben zaten evladım yıkılacak diye perişanım. Ne olur bir de sen bana kızma. Allah, nedir bu başımıza gelen? Emre bunları öğrenirse yıkılır Arzu, yıkılır.
olabilir? Ya ayakkabı ayağımı çok kötü acıtıyor. Kötü vurdu. Dayanayım dedim ama olmadı. Hay Allah. Ne yapsak ki? Ya bir yara bandı falan olsaydı eve kadar idare ederdim de. Çantamda vardır belki, bakayım. Tüh, yokmuş. Bak şurada bir büfe var. Orada vardır mutlaka. Dur ben al. Dur dur. Sen bu ayağınla nasıl yürüyeceksin? Bekle sen, ben alır gelirim. Çok sağ ol Zeynep ya. Ben Cansın. Eskort olarak çalışan bir kız. Anladın mı? Eskort olarak çalışan bir kız. Zeynep senin sayende yeni bir hayata başlayacak. Yani geçmişine sünger çekip tertemiz bir hayat yaşayacak. İhsan Beyler yoldalarmış. Yeliz'e de yazıyorum şimdi. Onlar gelmeden gelin çabuk. Gündem Sokak No.17 Küçük Esat. Biraz ara verelim diyorum. İyi düşünmüşsün. Hadi gel sana kahve ısmar. Yok yok. Ben seni yemeğe çıkarmaya geldim. Ay olur vallahi, karnım çok acıktı. Hadi gidelim. Depodaki ürünleri siparişi hazır hale getirin. Sonra da Tarık Bey'e haber verin. Anlaşılır mı? Peki efendim. Niye aramıyorsun sen beni? Öldüm burada meraktan. Ne yaptın? Halledebildin mi? Ya merak etme. Kuş kafese girdi. Birazdan o büyük Zeynep ve Emre aşkı tarihi olacak. Ya. Güzel. Teşekkür ederim Zeynep ya. Rica ederim. Nereye gitti bu adam? Üf, sanki yer yarıldı içine. Sıla. Esma, sana yapma dedim. Niye kendi başına iş yapıyorsun? Her şeyi mahvedeceksin. Canım senin iyiliğin içindi.
Esma, karışma. Yapma, uzak dur Tarık Bey'den. Bak eğer bir kez daha ona tek kelime laf edecek olursan, sana yemin ederim bir daha senin yüzüne bakmam. Anladın mı beni? Tamam, tamam anladım. Söz Tarık enişteydi, hiçbir şey söylemeyeceğim. Eğer gerçekten benim iyiliğimi düşünüyorsan, annem de dahil kimseye evliliğin formalite olduğunu söylemezsin. Sadece sırrımı tut yeterli Esma. Tamam. Tamam merak etme sen. Buyurun. Hani bir söz var ya Buse'cim, kaçan kovalanırmış. Gerçekten doğru. Tarık bambaşka bir adam oldu artık. Geçen beni her zaman gittiğimiz restorana götürdü. Bir girdim içeri, böyle kimsecikler yok. Bir şaşırdım önce. Sonra fark ettim ki sevgilim benim için restoranı kapatmış. Aa, Tarık mı yaptı bunu? Evet. Hem de masamızda gül bile vardı. İnanmıyorum. Şu bizim bildiğimiz Tarık sayar. Senin şu buzdolabı gibi soğuk davranan sözünden bahsediyoruz değil mi? O eskidendi tatlım. Sabrım meyvelerini toplamaya başladı artık. Tamam, ufak ufak da olsa Tarık duygularını belli etmeye başladı bana. Meltem, bu insanlık için küçük ama Tarık için çok büyük bir adam. Bak göreceksin, her şey daha güzel olacak. Ben bu son yaptığından sonra Tarık'ın da beni sevdiğinden %100 emin oldum artık. Bak göreceksin Buse, her şey çok daha güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Doğru olmasın. Ben buna dayanamam. Ne kadar uzaktaymış seni bu iş yerindeyiz. Ay seni de böyle peşimden sürükledim ya, kusura bakma. Olsun canım, zaten tek başına gelinecek yerler değilmiş buralar. Geldik işte şurası. Gel. Yapamazsın bunu bana Zeynep. Buyurun, birine mi baktınız? Biz Tarık Bey'in evinden geliyoruz. Ya, annesi yemek gönderdi de. Ha tamam. Kolay gelsin. Hadi Esma, artık biz gidelim. Kardeş. Bir şey soracağım. Buyurun. Bu Tarık Bey'le Meltem Hanım'ın arasında bir şey var mı? Sen biliyor musun? Ne zaten diyorsun sen ya? Ya dur bir dakika ya. Meltem Hanım'la Tarık Bey mi? Ha, var mı aralarında bir şey? Ne sordun ki? Ya işte annesi oğlunun mürvetini görmek istiyor. Yani hep konuşuyorlar evde. Eğer böyle bir şey varsa annesi de çok sevinir. Vallahi daha bir aydır burada çalışıyorum ama şahit olmadım öyle bir şeye. Tarık Bey çok mesafelidir zaten. Çalışanlarına yan gözle bakacak birisi değildir o. İyi. Hadi sana kolay gelsin kardeş. Kızım sen de alakasın. Getirdin beni ya. Nasıl bir yer burası böyle? Ya dur tatlım, bir paramı alayım da ben sana anlatacağım her şeyi. Gel. Yeliz. Ne biçim bir yer burası ya? Çabuk çıkalım hadi. Ne güzel şeysin sen böyle. Yeliz kız, yeni mi düşürdün bu serçeyi?
Allah seni kahretsin be! Ahlaksız! Yerin dibine batsın böyle kazanılan para! Haline acıdım, evimi aldım bir de ben seni ya! Yeter be! Mıy 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 mıy! Ne oldu? Korktun mu? Dünya kötü kızım, kötü kötü! Bu kadar saf olmayacaksın sen de, anladın mı? Yapamazsın bunu bana Zeynep. Senin sayende imzaları attık. Meltem? Ne yapıyorsun sen orada? Tarık. Babamın New York'tan getirdiği müzik kutusu kırılmış. Oo, hoş geldin yakışıklı. Gel sana şöyle güzel bir masaj yapayım. Sen bayağı gerilmişsin. Bırak. Gel hadi nazlanma, senin gibi yakışıklar buraya kolay düşmez. Çek elini. Gel hadi diyorum. Sen ne yalancı, ne iğrenç bir insanmışsın ya. Saçların da pek güzelmiş. Çeksene elini be! Ne dokunuyorsun bana, dokunma! Sen de var ya bir daha sakın karşıma çıkma. Yoksa çok fena olur Yeliz. Allah hepimizin bildiği gibi yapsın. Önce buradan çıkmamız lazım. Kız bana bak, o boyalı tavus kuşu Tarık eniştemin sevgilisi falan değilmiş. İsmi o. Ay. Ama yine de gözümüzü dört açalım. Adam yakışıklı. O kadının da Tarık eniştemde gözü var belli. Öyle koluna girmeler falan. Dikkatli ol da kancayı takmasın enişteme. Hazırsın hocam. Sıla. Tarık Bey. Sıla neredesin sen? Geldiydim ama. Bırak dokunma. Üf aman be. Zeynep! Bana bunu nasıl yaparsın?